Sevgili seyirciler, dün gece Orta Doğu'daki gerilim yine had safhaya yükseldi. İsrail'den İran'a beklenen misilleme geldi. Operasyonda İran'daki askeri hedefler vuruldu ve İsrail ilk kez İran topraklarındaki askeri faaliyetleri de doğrudan üstlenmiş oldu. Şimdi bu konudaki gelişmeleri emekli Kurmay Albay Ünal Atabay'la konuşacağız. Ünal Bey, günaydın, hoş geldiniz. Günaydınlar Serhan Bey, iyi yayınlar diliyorum. Çok teşekkürler. Efendim, dün de yayınlarımızda aslında birlikte olmuştuk. Yine tabii bu konu sıcaklığını koruyor çünkü gelişmeler devam ediyor akabinde. İran'dan bu İsrail saldırısına, misillemesine şu ana kadar bir hareket gelmese de az önce aktardığım gibi Hizbullah'tan bir misilleme geldi diyebiliriz. Son gelişmeleri nasıl değerlendiriyorsunuz bölgede? Yani açıkçası dün de değerlendirmemizde Serhan Bey İsrail'den, İran'dan hemen İsrail'e bir misilleme cevap, yanıt gelmeyeceğini ifade etmiştik, altını çizdik. Çünkü zaten biraz düşük yoğunluklu da diyebilirim. Yani harekatın İsrail açısından çapı, evet 100 uçak gibi vesaire gösteriliyor ama hedefte yaratılan etki açısından ve İran'ın da buna cevap vermesi açısından baktığımızda ne diyor İran? Çok az etkilendik. Çok fazla etkisi olmadı gibi olayı hafife alarak az zayiatla atlatıldığını hem kendi kamuoyuna bunu empoze etmeye çalışıyor hem uluslararası arenaya bunu söylemek suretiyle bir karşılık verme niyetinde olmadığını aslında dolaylı yoldan ifade ediyor. Zaten Amerika Birleşik Devletleri bu yönde ikaz ettiği anlaşılıyor. Yani arka kapı diplomasisiyle bunların konuşulduğu bir düelloya adeta dönüşülmesinin istenmediği, dolayısıyla 1 Ekim'deki İran'ın saldırısına bir cevap niteliğinde İsrail'in yaptığı, dolayısıyla bunun karşılıklı devam etmemesi yönünde bir kısır döngü istenmediği anlaşılıyor. Neden? Çünkü İsrail'in şu anda Lübnan'da yürüttüğü harekat, Gazze'deki operasyon ve Suriye sahasına angajesi gibi Husileri de yani Yemen'i de dahil ettiğimizde 4-5 cephede aynı anda bir operasyon ve harekatı var. En azından bu alanlara angajesi var. İran gibi bir devleti karşısına böyle bir operasyonla birlikte 5. 6. cephe açılmasını istemiyorlar. Amerika Birleşik Devletleri de bunu istemiyor. Belki bunu erken, daha zamanı var şeklinde değerlendiriyor olabilirler stratejik açıdan. Amerika Birleşik Devletleri'nin de aklıyla, işte küresel aktörlerin de aklıyla İsrail, İran'la olacak olan çatışma ortamını olabildiğince şimdi, yani doğrudan çatışma ortamını olabildiğince şimdilik uzak tutmak istiyorlar. Bu nedenle de İran'ı da bir şekilde ikna etmeye çalışıyorlar. Dolayısıyla aslında bunu görüyoruz. Şimdi tabii İran'a yapılan operasyonda hava savunma sistemlerini, işte füze, İHA sistemlerini vesaire, işte rampaların vurulduğu 3 aşamada ifade edildi. Bir yıldan önce aktif hale getirilemeyeceğini de, yani aktif derken bu hasarın bir yıllık bir süre içerisinde giderilebileceği ifade ediliyor. Buradan da ne anlıyoruz? Demek ki aşağı yukarı bu şekilde bir yıllık, 6 aylık belirli periyotlarla İran'ın kabiliyetlerinin geriletilerek yani öteleyerek İsrail'e karşı asgari tehdit oluşturmasını istiyorlar ki kendi niyet ve maksatlarını, yani İsrail'in ve Amerika'nın Orta Doğu'daki niyet ve maksatlarını kendi kontrollerinde, kendi iradelerinde ve inisiyatiflerinde geliştirmek istiyorlar. Yani bu Orta Doğu haritasının dizaynını isteyen Amerika ve İsrail'in kontrolünün dışına çıkabilen bir kontrolsüz çatışma ortamı arzu etmiyorlar. Bu nedenle bu tür operasyonları icra ediyorlar. Şimdi enteresan olan da şu var. Şu ifade dikkatimi çekti Amerika'nın
etkili bir operasyon tasarlandı diyor. Yani harekatı beraber planladık demek istiyorlar. Yani Amerika Birleşik Devletleri aslında artık İran'a yönelik özellikle operasyonlarda veya bu tür harekatta doğrudan dahili var ve bunu artık kabul ediyorlar. Ve nitekim siz de haberin başlangıcında ifade ettiniz. İsrail ilk defa doğrudan saldırıyı üstleniyor ve kabul ediyor. Açıkça artık deklare ediyor. Bu ne anlama geliyor? Alıştıra İran'ı, İran üzerindeki harekatı yürütüyorlar. Yani hem dünyayı alıştırıyorlar hem bölgeyi alıştırıyorlar. Bunun arkasından daha sonraki aşamalarda Amerika Birleşik Devletleri'nin İran'a yönelik yapabileceği doğrudan saldırıyı da meşrulaştırıyorlar. Tabanını oluşturuyorlar. Altyapısını oluşturuyorlar. Bunlara da dikkat etmemiz gerekiyor. Şimdi tabii Amerika ayar veriyor her iki tarafa da. Yani Amerika büyük şef hem İran'ı kulağını çekiyor hem İsrail'i kendisi dizginliyor. Seçimlere kadar olacak süre içerisinde çok daha fazla bir kriz ve kaos istemiyor. Stabil bir durumda. Seçimden sonra tabii ki yeni kurulacak olan düzen üzerinden, yönetim üzerinden kendi stratejilerini yeniden hayata geçirecekler. Bir diğer konu, şimdi tövbe ve pişmanlık günleri. Yani ismi de dikkat çekici. Yani diyor ki tövbe günleri operasyonu, yani ben sizi pişman ettiriyorum. Pişman ettireceğim. Siz de tövbe edin. Bir daha saldırı yapmayın. Şimdi her şeyin arkasında bir mesaj içerecek şekilde harekatı, operasyonu planlıyorlar. Tabii bu daha önceden füze saldırısı, füze salvosu, karşılıklı küçük çaplı saldırı, cevap verme gibi derken 100 uçaklık bir olaya döndü. Bu ileride belki seçimlerden sonra, Amerikan seçimlerinden sonra gerilim tırmandıkça saldırının çapı daha farklı boyutlara gidecek. Bu da ne anlama geliyor? Her operasyon bir el yükseltme anlamına geliyor. Şimdi el yükselttikçe Orta Doğu'daki bu gerilimin bölgesel bir çatışmaya evrilme riskini de beraberinde getiriyor. Belki bu açıdan bu 100 uçaklık saldırı Amerika Birleşik Devletleri'nin doğrudan işte bu planlamaya müdahil olması, İsrail'in doğrudan bu saldırıyı İran'a yaptığını kabullenerek, arkasında durarak resmi açıklamaları ve beyanları baktığımızda bundan sonraki İran'a angajelerini adım adım safha safha götürecekleri anlaşılıyor. Yani zaten büyük hedef, stratejik hedef İsrail için İran ve Amerika için de aynı şekilde. Öte yandan bölgesel bir duruma baktığımız zaman Serhan Bey, neyi görüyoruz? Körfez ülkeleri başta olmak üzere işte Suudi Arabistan'da dahil bu saldırıyı kınıyorlar. Yani Arap dünyasında da bir sessizlik hakimdi bu konuyla ilgili. Ama ufak ufak onların da seslerinin cılız da olsa çıkarmaya çalıştığını görüyor seslerini. Bu da bölgesel savaşın aslında gittikçe derinleşebileceğini okuyabiliyoruz buradan. Nitekim dün bir iddia var. Bilemiyoruz tabii o yani propaganda amaçlı da olabilir. Arabistan'da yani Suudi Arabistan'da İran destekli bir yeni örgüt kuruluyor. Bunlar da ilk İHA'larıyla da saldırı yaptıkları yönünde bilgi var. Veya bu saldırılar daha önce eski diye iddia edilenler var. Ama şu bir gerçek. Tabii Arabistan'da da %20-25 tam sayım yapılmadı ama iddialar var. %15 diyen var, %20 diyen var. %25 civarı bir Şii nüfus da var.
Arabistan'da. Körfez ülkelerinde de hakeza. Yani Bahreyn'de %60, aslında o Arap dünyasında Kuveyt'te %30, Katar'da %15 civarında Şii nüfus var. Ve nitekim Yemen'deki İran destekli milis grupların yani Husilerin etkisini orada görüyoruz. Şimdi böyle bir coğrafyada etnik ve mezhebi giriftlik iç içe geçmişliği dikkate aldığımızda hakikaten bir bölgesel savaşı hep konuşuyoruz. Onun için buradaki İran'a yönelik saldırıyı Amerika Birleşik Devletleri Orta Doğu'daki çatışma ortamını kendi kontrollerinde ve inisiyatiflerinde ve iradesinde geliştirilmesini istiyorlar. Onun için bir çatışmanın kontrolünü İran'ın iradesine kaptırmak gibi veya bölgesel başka bir iradeye kaptırmak gibi niyetleri yok. O maksatla az evvel ifade ettim, altını çizdim. Alıştırarak, tedrici, kontrollü bir şekilde gidiyorlar. Ama İsrail'i öncelikle içerideki çatışma ortamına angaje olması, yani Batı Şeria ve Gazze'ye, oranın dizaynını önce yapmak istiyorlar. Hemen yakın kenarındaki Lübnan sahasındaki Hizbullah'ın etkisini ortadan kaldırmak istiyorlar ve Suriye sahasındaki yeni bir dizayn ve tanzim üzerinden sonra İran'a odaklanmak istiyorlar veya daha büyük çapla bölgesel bir dizayna gitmek istiyorlar. Yani halkayı adım adım ilerletmek istiyorlar. Burada gördüğümüz bu, Evet. Kerem Bey.